İyi günler, ben Reha Yağcıoğlu. Bugün 6 Ekim 2013 Pazar. The Magpie Dergisi'nin 7. sayısındaki Scratch projesine devam ediyoruz. 5. bölüme geldik. Bundan bir bölüm önce, yani 4. bölümde 10 tabanlı bir sayıdan herhangi bir tabanlı bir sayıya dönüşüm yapan kod parçasını, script'i yazmıştık. Gayet kolaydı. Bugün 5. bölümde herhangi bir tabandan desimale, yani 10 tabanlı sayıya dönüşüm kısmını yazmayı planlıyordum. Ancak bir şey fark ettim. Programda hata var. Dergideki programda bir hata var. Çevirmeleri doğru yapıyor ama esas iddia ettiği programın yazılış amacı, o örneğin amacı şuydu. Defansif programlama. Defansı zayıf çıktı. Yani o defansı geçen girdiler, sayılar girebildiğimi fark ettim. Defansif programcılığı şöyle hatırlamak için, ne olduğunu hatırlamak için şöyle bir şey yapalım. Bilgisayarınızdaki hesap makinesini açın ve şu görünüm kısmına basın. Çok büyük ihtimalle bu görünüm kısmında standarttadır ve altında da bilimsel programcı istatistik gibi değişik görünüm şekilleri vardır. Programcıya geçin. Varsa tabii, yani büyük ihtimalle vardır ama Windows 7'de var. Raspberry Pi kullandığınızda onda da var. Eğer bir Apple ürünü kullanıyorsanız onda da var. Programcıya geçtiğinizde bakın, programcıların kullandığı daha çok işte ikili, sekizli, onlu ve 16'lı tabanlı sayılar arasında toplama, çıkarma, OR işlemleri, karekök alma, her türlü işlemi yapıyor. Tabii bizim yaptığımız çevirme işlemini de yapıyor. Şu anda bakın onlu da üzerine geldiğim zaman turuncuya dönmesi onların aktif olduğunu gösteriyor. 10 tabanına göre gireceğim dijitler 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şuradaki A, B, C, D, E, F bunlar pasif. Yani üzerine basamıyorum. Tıkladığımda şey yapmıyor ama bunlarla sayı yazabiliyorum. Bunun gibi. Şimdi mesela ikiliye bastığım zaman hop ikili karşılığına çeviriliyor. O girdiğim sayıyı. 8'liye basınca 8 tabanına göre çeviriyor. 10'luya basınca girdiğim rakam zaten buydu. 16'lıya basınca da 19BD'ymiş karşılığı. Bunlar arasında dönüşüm yapıyor. Dönüşüm yaparken dikkat edin. Şimdi bir Escape'e basınca silmiş oluyorum. Mesela 8 tabanlı bir sayı girmek istiyorum ben dediğim zaman 0'dan 7'ye kadar. Biraz önce 10 tabanında olduğu gibi 8, 9, A, B, C, D, E, F kapalı. Bu çok güçlü bir defans sistemi. En başta bir hatalı bir tuşa basmamı zaten engelliyor. Defansif programlama bu. 8 tabanlı bir giriş yapacağım dediğim zaman 8'i, 9'u, A'yı, B'yi, C'yi, D'yi kullanamıyorum. Bunları buradan kullanamadığım gibi klavyeden de mesela şu anda 9'a basıyorum yazmıyor. 8'e basıyorum yine bir şey yok. 7'ye basıyorum yazıyor. Şimdi defansif programlama bu. Onu tekrar hatırlatmak istedim. Ayrıca bunu programı yazarken test için kullanabilirsiniz. Yani benim yazdığım program dönüşümleri doğru yapıyor mu diye. Bununla mesela 8'li girip 10'lu kontrol edebilirsiniz. 16'lı ikili. Tabii ki söylediğim gibi programcılığı direkt ilgilendiren ikili, 8'li, 10'lu ve 16'lı tabanlar. Bizim yaptığımız örnekte The Magpie dergisinin 7. sayısındaki Scratch örneğinde defansif programlamada 2 tabanlıdan 16 tabanlıya kadar bütünün hepsi arasında dönüşüm yapıyor. Neden? Çünkü taban dönüşümleri işlemini öğrenmiştik. Onların hepsini base in, base out olarak kullanıyoruz. Şöyle çalışıyor. Base in, yani girdi tabanını veriyoruz. Onu onlu tabanına çeviriyor. Bugün yapmak istediğim o oydu. Ama hatayı fark ettim. O hata da bize, hata dediğim şey bug. Yani böcek. İngilizce böcek kelimesinin karşılığı bug. Yani programda böcek var. Bu gayet de doğal bir şeydir. Onu tespit etmek zor olabilir bazen programcı için. Kullanıcılar genellikle fark eder. Onu göstereceğim. Base'inden yaptığımız örnek desimale çeviriyor. Desimalden, yani 10 tabanından base out'a çeviriyor. Böylece 2 tabanlı ile 16 tabanlı arasında her türlü dönüşümü yapabiliyoruz bizim programda. Şimdi bunu kapatayım. Programdaki hatayı göstereyim. Bütün program olduğu gibi yazdım. Hangisi orijinal diye isimlendirdim onu. Dergideki programın satır satır her şeyi aynı olacak şekilde yazdım. Şöyle hemen hatayı göstereyim. Diğer şeyleri, girdileri mesela şu base of input, base of output onda problem yoktu. Gayet kolay bir defans zaten o.
onu işlerken göreceğiz. Örnek olarak 8 tabanlı gireceğim diyorum ben. 8 tabanlı bir sayı gireceğim diyorum. Bu şu demek, 0'dan 7'ye kadar 0 ve 7 dahil olan dijitleri kullanabilirim demek. Base of output 10 tabanına çevir diyorum. Enter'e basıyorum. Benden sayı istiyor. Peki sayı vereyim. Önce yanlış sayı vereyim bir tane. Yani defansın çalıştığı örnek. Şöyle bir sayı giriyorum. 2, 5, 3, 4. Bir tane yanlış gireyim. 8. Ve Enter'e basayım. 8 dijiti. 8 tabanlı bir sayıda kullanılamaz. En fazla 7'ye kadar kullanabilirsin. 0'dan 7'ye kadar. Bu bir hatadır. Enter'e basınca bana hemen tanınmadık dijit. Bir de hexadecimal girecekseniz büyük harflerle girin diye hatırlatıyor. Orada da bir nokta var. Onu sonra anlatacağım. Yani küçük harflerle girseniz de oluyor aslında. Ama o önemli bir konu. Orayı geldiğinde dikkatlice dinleyin. Şimdi tekrar yanlış girdiğim için tekrar sordu soruyu. Diyorum ki şöyle yapayım. Yine yanlış bir şey gireceğim. Defansın çöktüğü nokta. Yani yanlış girdiğim halde bunu fark etmeyecek. Şöyle yapıyorum bakın. 8 tabanlıdan 10 tabanlıya çeviriyorum ya. Yine 8 tabanlıya göre yanlış bir sayı gireceğim ama şöyle gireceğim. İşte atıyorum 2, 3, 4, 5, 8 girdim. Devam ediyorum yazmaya. 1, 2, 3, 5 gibi. Önceden söyleyeyim hatanın ne olduğunu. Eğer ilk dijiti 0 ile 7 arasındaysa, daha doğrusu girdiğim tabana uygunsa, sonra kalan kısmında, çünkü sağdan sola doğru inceliyor tek tek, hepsine tek tek bakıyor. Bu doğruysa bu aralarda yanlış olup olmadığını tespit edemiyor. Bakın Enter'e basacağım. Bu yanlış bir sayı olduğu halde çevirmeye çalışacak ve beni uyarmayacak. Defans yok. Golü yiyecek. 1, 2, 3, 5 karşılığı gibi bir şey verecek. Enter'e basıyorum. Bakın uyarmadı ve 669 dedi. İşte programdaki defanstaki hata bu. Bunu bilerek de koymuş olabilirler. Hatayı bulmamızı istemiş de olabilirler. Bilerek yapmasalar bile hatasız program yoktur. Programlar sürekli olarak güncellenmesinin, durmadan yeni versiyonlar çıkmasının sebebi bu. Orijinal programı inceledik. Dergiye gittiğinizde dergide bütün scratch patch sayılarında bir yerde, bu örneğin içinde bir yerde şöyle bir yazı görürsünüz. Stuck. Yani takıldınız mı? Bir yerde takıldıysanız you can get all the scripts at, yani bütün scriptleri şurada şu adresten alabilirsiniz diyor. Hemen oraya gidelim bakalım. Yani orada orijinali var demektir programın. Ben yazarken yanlış yazmış da olabilir idim ama değilmiş. Onu göstereceğim. Tiny URL'i yazdığınız zaman şuraya scratchpages tinyurl.com, bu sayı için tabii bu. Her sayıda verdiği adres farklı olabilir o konuyla ilgili. Bu çünkü Scratch Basis programı. Basis programı ile ilgili. Bunu da Enter'a bastığında bakın beni nereye yönlendirecek. Enter'a basıyorum. Geldiğimiz sayfa Scratch'in portalı. MIT'nin, yani Massachusetts Institute of Technology'nin Scratch sayfasına. Daha önce söylemiştim, Scratch MIT'nin bir ürünü. Bu web sitesi de Facebook gibi bir şey. Hesap açıyorsunuz. Hesap açtığınızda buraya kendi yazdığınız Scratch programları yükleyebiliyorsunuz. Başkalarının programlarını inceleyebiliyorsunuz. Çok güzel bir portal. Tabii Facebook'tan farkı sadece Scratch projeleri üzerine olması. Üye olurken de şeye dikkat edin. Şu uyarıyı başta yapıyor. Gerçek isminizi kullanmayın. Bir nickname koymanız yeterli demiş. Ben Rehaha diye bir hesap açtım. Şimdi programı bir çalıştırıp burada yapalım aynı hatayı. Basis dedi. Yani bu artık orijinal program. Benim yazdığım değil. Dergideki yazarın yazdığı, programcının yazdığı programın aynısı. Diyorum ki 8 tabanından 10 tabanına çeviri yapacağım. Şunu çevir diyorum. 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 0 yazmamın sebebi solda 0'ın anlamı olmadığı için. Sadece alışkanlık. Yani yazsaydım dikkate almayacaktı. Ama bakın dergiden yazdığım örnekte olduğu gibi ilk, yani en sağdaki dijite 8 yazdım. Yanlış yani. Buradan sonrakilerin hepsi doğru. Enter'a basıyorum. Hemen uyardı. Tanınmayan dijit. Hexadesimal girecekseniz de diyor. Büyük harflerle girin. Şimdi tekrar soruyor. Base'leri değiştirmedi. Yine 8'den 10'a çevirme base'leri, tabanları duruyor. Bu sefer demin yaptığım gibi aynı hatalı sayı ama bu kez
Hata arada 8. Bunun illa 8 olması şart değil. A, S, değişik karakter de olabilir. Ama ben sınırın hemen üstündeki sayı olan 7'dir. 8 tabanlıya göre sınır 7'dir. Sınırın hemen üstündeki olan 8'i giriyorum araya. Ve birkaç tane daha sayı yazıyorum. Bunda da demin dergiden yazdığım örnekteki ne test ederken yaptığım gibi araya bir tane yanlış koydum. En sağdaki dijit doğru bir dijit. Bunu enterleyince bakın bunu da yakalayamayacak. Hata var çünkü gerçekten. Ve 171 diye çevirdi. Ben yanlış bir sayı girdim. Onu yanlışı yakalayamadı. Üstelik bir de yanlış çevirdi. Tabii ki yanlış çevirecek. Yanlış girdi, yanlış sonuç verir. The Magpie dergisindeki bu örneğin amacı da zaten yanlış girdiğinin yanlış sonuç vereceğini söylemesi. O yüzden de defansif programlama yapmanız. Bu sayfadan ayrılmadan önce bir şey daha göstermek istiyorum size. Şu Recipe'ye üzerine gidip tıkladığınızda bu programın yazarının What I'm working on dediği bu proje üzerinde çalışıyorum diyor. Bitirmiş olduğu projeler, paylaşmış olduğu projeler de burada. Bir sonraki sayıda göreceğimiz şey burada görünüyor hemen. Şu Mandelbrot ve Julia setleri çok zevkli bir konu. Matematiğin doğasını size gösteriyor. Yani matematikle doğal kristallere benzer veya doğadaki nesnelere benzer sonuçların nasıl çıktığını, görüntülerin nasıl çıktığını gösteren güzel bir program. İki bölüm haline ayırmışlar. O da biraz bu bölüm gibi uzun sürecek. Bu iki tane zor ve uzun olan bölüm. Defensif programlama ve bu Julia setleri, Julia ve Mandelbrot. Şöyle şuradaki sağ ok tuşuna basarsanız bu programcının yazdığı diğer programları görürsünüz ve tanıdık programlar var burada. Bunu yapmıştık Simon Game. Şeyi de yapmıştık. Kurbağa oyununu. Sonra Bubble Sort'u yapmıştık. Sıralama. Başka neler var? Daha basit örnekler. Böyle ilk yazdığı projeden sola doğru gidersiniz. Son projesine kadar ulaşırsınız. Burada da işte yeni üzerinde çalıştığı proje. Bunu da önümüzdeki aylarda herhalde işleriz. Güzel bir şeye benziyor. Bir şey daha yapacağım. Şu Scratch'in ana sayfasına gitmek için Scratch'e basıyorsunuz. Buradaki Scratch yazısına. Bu ana sayfa. Ana sayfada dünyanın her tarafından birçok çocuğun, gencin yazdığı bunları da tek tek inceleyebilirsiniz. Ben geçen gün incelediğimde mesela şu çok hoşuma gitmişti. Şöyle basit bir program ama çok hoş. Sesini açayım biraz. Böyle bir program yapmış. Kimmiş? The Scratch. İsmini The Scratch diye koymuş. Çalıştırdığım zaman bakın ne oluyor. Animasyon yapıyor ve müzik çalıyor. Çok güzel. Ve böyle uzak çekime geçiyor. Yani esprili bir animasyon olmuş. Şurada kırmızıya basıp durduruyorum. Ve bu yazılan bütün bu programların hepsi de açıktır. Private olanların olmadığını tahmin ediyorum. See Inside butonu var. Şuraya bastığınızda karşınıza tam bir Scratch çıkıyor. Yani bayağı böyle burada kullanabileceğiniz bir Scratch çıkıyor. Düzenlemesi farklı sadece. Ekran görünümü farklı. Ama tam bir Scratch var karşınızda. Burada sprite'ların içindeki bakın diğer kodlar burada görülüyor. Bu kodlar üzerinde değişiklik yapabiliyorsunuz. Siz alıp bunları böyle bayağı değiştirebiliyorsunuz. Bir şeyler yapabiliyorsunuz. Düzeltelim tekrar. Çünkü bu projeyi geliştirip üzerine bir şeyler ilave edip şurada remix butonu var. Yaptığınız iş başka birisinin yaptığı projenin programın remixi olmuş oluyor. O remixi save a copy of this project and add your own ideas. Kendinizi değişiklik yapıp bunu remix olarak kaydedip şunu diyebiliyorsunuz. İşte ben burada şu ilaveleri yaptım. Şurada şu hatayı buldum gibi bir şeyler yapıyorsunuz. Ben de bu ders kayıt örneğini bu bölümü bitirdikten sonra üzerinde çalıştığımız bu konu üzerinde yaptığım düzeltmeyi upload edeceğim. Onu upload Scratch'in içinden de upload edebiliyorsunuz. Onu da göstereceğim en sonunda. Tabii hesabınız olması gerekiyor burada. Bir hesap açmanız gerekiyor. Evet, bu Scratch sayfası da bu şekilde. Bunu da kapatalım. Bu sayfadan. Bakın değişiklik yaptığım için
sen bir şey yaptın ama kaydetmedin diyor. Bir remix yaptın diyor. Ben biraz oynadım ya burada. Şimdi bu sayfadan ayrıl diyorum. Buraya geri döndüm. Şimdi hatayı da aradım aradım bayağı bir zamanımı aldı. Şurada buldum. Şu Get Number. Bugün yapmayı planladığım, yani daha doğrusu 5. bölümde yapmayı planladığım kısmın içinde şuradaki döngüde buldum. Hatayı tam olarak bulduğumu söyleyemem ama şöyle bahsedeyim. Checknum diye bir değişken kullanmış. Bunu ismini checknum demesinin sebebi check number. Numarayı check et, kontrol et anlamında bir isim kullanmış. İstediğimiz ismi kullanabiliyorduk değişkenlerde hatırlarsanız. Burada bir false koyuyor önce. Önceden bir kere baştan bir yanlış kabul ediyor. Ondan sonra tek tek dijitleri incelerken, en sağdaki dijitten en soldaki dijite doğru giderken, tek tek incelerken doğru olanlara true koyma mantığıyla gitmiş. Ama bu şöyle bir hataya yol açmış. İlk dijit yanlışsa burada true'yu yapmıyor, pat aşağıya geçiyor ve şurada yazan tanınmayan bir dijit var deyip başa döndürüyor sizi. Tamam, burada bir defans yaptı. Ama şöyle bir hatası var. İlk dijit doğruysa burada ona true koyuyor. Onun detaylarına gireceğiz sonra programı yazarken. Bunların bu mekanizmanın nasıl çalıştığına bakacağız. Buna benzer bir şey yazacağım. Bunun aynısını yazmayacağım. Çünkü buradaki hatayı tam olarak çözemediğim için kendi algoritmamı yazmam gerekti. Kendi algoritmam üzerinden gideceğim. Neyse, gelelim şeye. İlk dijite true'yu attıktan sonra program bütün dijitleri incelerken burada takılı kalıyor. Yani birincinin true olduğunu söyledikten sonra, onu hallettikten sonra ikinciye geçtiğinde tekrar şu checknum'u false yapması lazım ki eğer ikinci dijit uygun değilse üzerine true yazmasın, false'a gelsin ve uyarsın. Bunun sebebi, yani burada takılmasının sebebi şu. Bakın, repeat, bu çok önemli. Buraya çok iyi dikkat verin. Repeat until counter döngüsü en büyük döngü. En dış döngü. Bunun içinde, yani loop İngilizce karşılığı. Repeat until loop. Burada bir loop atıyor. Döngü yapıyor. Onun içinde bir tane de counter 2 döngüsü var. O da taban döngüsü. Tek tek işte sıfır tabanı, bir tabanı, iki tabanı şeklinde kontrol eden küçük döngü, iç döngü. Onun içinde de bir tane if else var. Şimdi şu repeat until'in counter'ının değişimi, bakın şuraya dikkat edin. Change counter eksi 1. Burada oluyor. Yani içteki döngünün içinde oluyor. Böyle olunca buradaki döngü boyunca bir şekilde yanlış olana kadar yaptıktan sonra çıktığında, buradan çıktığında true ile çıkıyor. Yani dijitleri sağdan sola kontrol etmeye başladı. En sağdaki doğru. Tamam, güzel. Onun hemen yanındaki doğru, solundaki doğru. Yine güzel, true. Bunların her birinde bir kere false'laması lazım. False'lamadığı için diyelim ki bir soldaki false ise burada bunun sağlamadığını tespit edip buradan çıkıyor, aşağı iniyor bir şekilde. Onu anlayamadım bir türlü, çözemedim. Ama ana sebep o. Yani burada bitiriyor. False'a uğramıyor. Test etmek için şuraya bir test sesi koydum. Bütün program boyunca buradan bir kere dınk sesini duyuyorum. Bu da bir test yöntemidir. Yani her biri için bir kere dınk 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 diye bana bir ses vermesi lazımdı. Bir işte öyle bir ses seçtim. Dınk diye bir ses seçtim. Onu yapmadığından da şunu anlıyorsun. Her bir dijitte önceden yanlış olduğunu kabul etme mantığı çalışmıyor demektir. Bunu şöyle minimize edelim. Tekrar baştan yazdım. Bunu kaydetmeyelim. Ve OK isminde kaydettim ve biraz da süsledim. Nasıl süsledim? Şöyle, bunu bir sınıfta oluyormuş, kara tahtanın önünde kedicik bu işi yapıyormuş gibi. Ve şeyleri ekrana koydum. Base out var. Input number, girdiğimiz sayı var. Bir de result var. Şimdi yeşil bayrağı basarak çalıştırıyorum. Bases aynı şekilde çalışıyor. Defanslar doğru çalışıyor mu bakalım. 2 ile 6 arasında olacak ya, 1 gireyim. Diyor, ben diyor 2 ile 16 arasında yaparım. Peki o zaman öyle yap. 8 tabanından gir. Çıktı tabanı. Yine eğer 1 girersem bu hatalı. 17 girersem bu da hatalı. 10 tabanına çevir peki diyorum. 10 tabanına çevirecek. Şimdi diyor ki bana number to convert.
İlk defansta düzgün çalıştı program. 2 dahil, 16 dahil, 2 ile 16 arasındaki sayılardan birini base-in ve base-out olarak girmemi sağladı. Burada base-in'i görüyoruz. 8 tabanından girip 10 tabanından çıkacak. Girdiğim numara. Şimdi input number diyor. Buraya numara yazıyorum. İşte hatalıyı yazayım. Orijinal programında yakaladığı hatayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yazdım. En sona şuraya gördüğünüz gibi bir tane yanlış yazdım. Ve bana hemen tanınmayan numara dedi. Bir daha gir diyor. Bakın girdiğim numarayı da burada görüyorum. Bir önce girdiğim numarayı. Bu ilaveleri yaptım ben programa. Arkası bomboş değil. Bu bana fayda sağlıyor. Hala 8 tabanından 10 tabanına çevireceğimi, bir önce girdiğim sayının bu olduğunu, bir sonuç çıkmadığını, çünkü yanlış girdiğimi biraz önce, buradan görebiliyorum ve bana tekrar soruyor. Number to convert. Buraya diyorum ki, bu sefer doğru gideyim. 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Girdiklerimin hepsi 0'dan 7'ye kadar olan dijitler. Yani 8 tabanına uygun dijitler. Pardon, şöyle yapacaktım, özür dilerim. Araya, hata yakalama kısmını test ediyoruz. Araya bir tane yanlış giriyorum. Şurada bir yere. Yani en sağa değil. Enter'e basıyorum. Ve bana yine aynı şeyi söyledi. Unrecognized digit. Hexadecimal içinde büyük harf kullan diye. Aynısını ben de yaptım. Şimdi bu sefer girdiğim yanlış sayı bu. Şimdi hemen şey yapayım. Bir tane de doğru girdi yapıp programın testini bitireyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu doğru. Bakın 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedim. Enter'a bastım. Ve bana 2 milyon, şimdi 10 tabanına göre çevirdiği için bunu şöyle okuyabilirim artık. Şu input number 8 tabanı olduğu için şöyle okumam gerekiyor. 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tabanına göre demem gerekiyor. Bu 10 tabanına göre olduğu için normal günlük hayatta kullandığım şekilde 2.177.399 sonucuna ulaştığını gördüm. Çevirmeyi doğru yapıp yapmadığını da şeyden kontrol edeyim. Şuna güveniyoruz, bu hesap makinesine. 8 tabanlıdan şunu gireyim. 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 girip bunu 10'luya şuradan bastığım zaman 2.177.399 benim kimin verdiği sonucun aynısı. Ve şey diyor, hit enter or click green flag for a new conversion. Yeni bir dönüşüm yapmak için enter'a basın ya da yeşil bayrağa bastım. Şimdi de sadece şunu yapayım. Demiş ki sadece şöyle bir şey vardı, bakın. Onun o testi de yaparak bu kısmı bitireyim. Dergide bir tane bilmece soruyordu. Hatırladınız bunu. If only dead people understand hexadecimal, yani 16 tabanlı matematiği sadece ölü insanlar anlıyorsa, kaç insan hexadecimal aritmetikten anlar? Cevap sonraki sayfada diyor. Dead dediği de aslında burada yaptığı şaka şu. Bu hexadecimal bir sayı. Dead. Dead ölü demek ama İngilizce aynı zamanda da hexadecimal bir sayı olarak yazabiliyorum. Benim programda onu, yani benim yazdığım kodda onu kontrol edeyim. Base of input 16 tabanı girdim. Enter. Output'ta 10 tabanına göre giriyorum. Enter. Ve number to convert dediği caps lock, evet, büyük harflerle dead yazıyorum. Enter'e bir basıyorum. 57.005. Cevaba bakıyorum. Dergiden şey demiş cevap, bir sonraki sayfada 57.005. Evet, bu da tamam. Şimdi gelelim programa. Bu programda şimdi şunu yapmıştık daha önce. Bu şekilde derledim, toparladım. Ana program getBase girdileri yazdım. Ana programı yazdım. Şu anda hala çalışıyor. Nereden biliyorum? Etrafında beyaz çerçeve var. Kırmızıya şuradaki stop everything'e bastığım zaman hop durdu program. Şu anda çalışmıyor. Bu bölümü 5. bölüm olarak bitiriyorum. Bu bölümde yapmayı düşündüğüm şu getNumber'ı 6. bölüme bırakıyorum. Çünkü yeterince uzun oldu. Programı yazarken takıldığınız yer olursa 1. bölümden itibaren gerekli bütün bilgileri verdik. Önceki bölümlere geri dönüp ilgili bölümleri tekrar seyredip eksikleri tamamlayabilirsiniz. Bu bölüm şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde, yani 6. bölümde buradaki getNumber kodunu yazacağız. Base'inden desimale çeviren kısım. O bölümde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.